سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وقوت الارواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد حدثنا محمد بن صباح أنبأنا سفيان بن عيينة عن أيوبة عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الخطبة ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة وبلال قائل بيديه هكذا فجعلت المرأة تؤفيه تؤفي تؤقي الحرس وخاتم والشيء Evet Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle demiştir. Ben şehadet ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazını hutbeden önce kıldırdı. Sonra hutbe okudu. Sonra hutbede sesini kadınlara duyuramadığını bildiğinden onlara yakın bir yere gidip onlara vaaz ve nasihat etti. Sadaka vermelerini emretti. Bilal radıyallahu anh da sadaka için elbisesinin eteğini elleriyle şöyle tutup açtı. Artık her kadın küpesini, yüzüğünü ve nesi varsa Bilal'in eteğine atmaya başladı. <laughs> Müslim ve Ebu Davud da bunun benzerini rivayet etmişlerdir. Ayrıca Buhari, Müslim, Ebu Davud ve Rese'i bunun benzerini Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ten rivayet etmişlerdir. Cabir radıyallahu anh'ın rivayeti mealen şöyledir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan bayramı günü önce bayram namazını kıldırdı. Sonra cemaate hutbe okudu. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem hutbeyi bitirince yerinden ayrıldı ve kadınların yakınına vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'in koluna dayanarak Bilal de eteğini sadaka için açmış olduğu halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara vaaz buyurdu. Kadınlar da Bilal'in açtığı elbisenin içine sadaka atarlardı. Ravi demiştir ki artık kadın yüzünü atıyor ve tüm kadınlar bir şeyler atıyorlar da atıyorlardı. İbni Abbas radıyallahu anhuma ve Cabir radıyallahu anh'ten yapılan bazı rivayetlerde Fıtır günü yani Ramazan bayramı günü kaydı mevcuttur. Bayram namazının hutbeden önce kılınmasına dair bazı hadislerde bu kayıt yoktur. Bu vakta rivayet eden diğer hadislerde böyle bir kayıt yoktur. Bu konuda rivayet eden hadisler, bayram namazının hutbeden önce kılınmasına delalet eder. Kadı İyaz bütün alimler ve tüm fetva imamları bu hususta müttefiktirler. Aralarında herhangi bir ihtilaf yoktur. <laughs> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tatbikatı ve ondan sonra Hulefa-i Raşid'in uygulaması böyledir demiştir. El Iraki de bayram namazının hutbeden önce kılınması tüm alimlerin kavridir demiştir. Namazdan önce hutbe okunduğu takdirde şafii ve haberi mezheplerine göre okunan hutbe muteber sayılmaz. Namazdan sonra tekrar okunması sünnettir. Hanefi mezhebine göre mekruh olmakla beraber muteberdir. Maliki mezhebine göre muteberdir. Namazdan sonra tekrar okunması sünnettir. Hadis, kadınların bayram namazına gitmelerinin meşruluğuna ve kadın cemaatin erkek cemaatten tamamen ayrı oturmalarının gerekliliğine işaret eder ve delalet eder. Evet. Çünkü kadın cemaat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden uzak oturduklarından dolayı hutbeyi işitemedikleri için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbeden sonra onların yakınına gitmiş ve onlara nasihatte bulunarak sadaka vermelerini emretmiştir. Kadınların verdiği sadakanın fıtır sadakası olmayıp normal bir bağış olduğu Müslim'in İbn-i Cüreyş tarihiyle aladan olan bir rivayetinden anlaşılıyor. Şöyle ki İbn-i ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği sadakayı fıtır sadakası mı diye Ata'ya sordum. Ata hayır. O gün için kadınların yapacağı bir teberru diye cevap etti demiştir. Bilal radıyallahu anh kadınların yaptıkları bağışları teslim almış. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu fakirlere dağıtmıştır. Nitekim Ebu Davud'un İbni Abbas radıyallahu anh'dan olan bir rivayetinde فَقَسَّمَ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınların yaptıkları bağışları Müslümanların fakirlerine taksim ettiği denilir. Hadiste geçen hurs veya hırs kelimesi kulağa takılan halka biçimde altın veya gümüşten mamul küpedir. Hadis kadının kocasından izin almadan kendi malından sadaka çıkarması meşhurluğuna delalet eder. Kadının kendi malı ise, kendine ait bir şey ise bunu Allah yolunda harcama su hususunda kocasından izin almasına gerek yoktur. İbni Abbas radıyallahu burada ben şehadet ederim sözünden maksadı Peygamber sallallahu aleyhi ve bir böyle yaptığını gözleri ile görüp bunu bizzat müşahede ettiğini ve kesin bilgiye dayalı haber verdiğini ifade etmektir. Yoksa herhangi bir konu lehinde veya aleyhinde şahitlik etmek manası kastedilmemiştir. حدثنا تحدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي ثناء يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد بغير اذان ولا اقامه. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان شاء Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram günü bayram namazını ezansız ve ikametsiz olarak kıldırdı. İzahı Ebu Davud da bunu rivayet etmiştir. Oradaki rivayette Ebu Bekir radıyallahu anh'ın da bayram namazını ezansız ve ikametsiz kıldırdığı belirtilmiştir. Ayrıca Ömer radıyallahu anh veya Osman radıyallahu anh'ın böyle yaptığı rivayet olunmuştur ayrıca. Ancak Ravi Yahya el-Kattan Ömer'in mi Osman'ın mı zikredildiği hususuna tereddüt etmiştir. Müslim, Tirmizi, Ebu Davud ve başkalarının rivayet ettikleri Cabir bin Semure radıyallahu anh'ın hadisinde de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ezansız ve ikametsiz bayram namazını kıldırdığına Cabir'in defalarca şahit olduğu ifade edilmiştir. Tüm alimler bu hadisleri ve benzerlerini delil göstererek e, bayram namazında ezan ve ikametin meşru olmadığına yani okunmaması gerektiğine hükmetmişlerdir. Evet. Bayram namazıyla ilgili sadece bu